Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda MioGenin Lano IPL epilasyon ve cilt genişleştirme cihazına bakıyoruz. Arkadaşlar öncelikle burada nerelerde kullanıp kullanılmadığından bahsediliyor. Kadınlarda yüzde kullanılabiliyor. Koltuk altında kullanılabiliyor kolda, bacakta kullanılabiliyor. Karında kullanılamıyor arkadaşlar. Sırtta kullanılamıyor. Göğüste kullanılamıyor. Bikini bölgesinde kullanılabiliyor arkadaşlar. Erkeklerde ise yüzde kullanılamıyor. Yani sakal çıkan bölgelerde kullanılamıyor. Koltuk altında, bacakta, kolda kullanılabiliyor. Erkeklerde karında da kullanılabiliyor. Sırtta kullanılabiliyor. Göğüste kullanılabiliyor ama bikini bölgesinde kullanılamıyor. Hemen şöyle hızlıca bir kutu açılışını yapalım cihazın. Cihazın şu şekilde tamamen Türkçe haline getirilmiş, Türk diline çevrilmiş bir kullanım kılavuzu var. Çok ayrıntılı bilgiler yer almakta burada. Onu birazdan tepe kamerasından size göstereceğiz, anlatacağız. Cihaz şarjı değil arkadaşlar. Elektrikle kullanıyorsunuz. Bu şekilde evrensel bir iş var. Bunu buraya takıyorsunuz, oturtuyorsunuz ve bir şey taktığınızda, cihaza da bağladığınızda çalıştırmaya başlıyorsunuz. Cihazımız şu şekilde bej renkli bir cihaz arkadaşlar. 999999 atım seviyesine, atım sayısına sahip. Cihaz Sherman Teknoloji tarafından Türkiye'ye getiriliyor ve Sherman Teknoloji güvendicisi altında arkadaşlar. Mevcuda bildiğiniz gibi yerli bir Firma bej rengi var arkadaşlar elimizde. Mor rengi, pembe rengi gibi değişik renkleri bulunmakta. Cihazın nasıl çalıştığını da göstereceğiz. Şurası şurada bir kapak var. Bunu çıkarıyoruz. Buradan ışık flaş olayını yapıyor ve cilde bunu 90 derece şu şekilde yapıyorsunuz. Herhangi bir ışık sızması olmaması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Cihazı bir kenara bırakalım. Yine Miyagi firması bize bir de Koruma gözlüğü göndermiş. Herhangi bir şekilde göze temas etmemesi gerekiyor bu cihazın yaydığı e, lazer ışığının. Dolayısıyla önlem amacıyla güzel bir düşünce bize koruma gözlüğünü göndermeleri. Şimdi arkadaşlar cihazın iki modu var dedik. HR modu, epilasyon modu bir de SR modu var arkadaşlar. Bu da cilt gençleştirme modu. Cilt gençleştirme modu esnasında e, vücutta kalorijen üretiyor ve bu cildinizin gençleşmesini sağlıyor. Çeşitli yara izlerini, ameliyat izlerini, güneş yanıklarını azaltmada etkili bir cihaz olduğu belirtilmiş. Da biz bunları deneyeceğiz. Kendi vücudumuzda hem epilasyonu hem de bu cilt gençleştirme olayını göstereceğiz size. Bu video sadece bir ön inceleme videosu gibi düşünün. Diğer benzer markalarda arkadaşlar 5 kademe varken bunda 6 kademe var. Birazdan cihazı çalıştırdığımızda onu da size göstereceğiz. Tasarımı gördüğünüz gibi gayet şık. Farklı renk seçeneklerinin olması da güzel. Premium bir hissiyat veriyor elinize. Şimdi tepe kamerasına geçelim. Arkadaşlar şimdi Mioji Lano Yoğun atımlı ışıkla epilasyon cihazının kullanma kılavuzunu inceleyeceğiz ve cihazımızı çalıştıracağız. Böyle hemen açalım kılavuzu. Cihaz tanımında da bize cihazın parçalarını ve üzerindeki tuşlarını anlatıyor. Kapağı var. Kapağı açalım. Burası cihazımızın ışık çıkış penceresi, aynı zamanda da cilt temas yüzeyi. Şurası. Yani bu tuş flash tuşu diyor. Yani daha sonra bu açma kapama tuşu. Burası LED ekranı. Bunun dışında fişinden, adaptöründen falan bahsediyor arkadaşlar. Çevirelim şöyle. Burası önemli bir sayfa. Cihazımızın nasıl çalıştığını anlatıyor bize bu sayfada. Yoğun atımlı ışık cihazı nasıl çalışır diyor. İşlem sırasında kıldaki melenin cihazdan yayılan ışık atımlarını emer ve kıl kökü ısınarak yok olur diyor. Bu ağrısız süreç daha sonra tüyleri dinlenme aşamasına geçmeye teşvik eder. Cihaz uzun süreli tüysüz bir cilt sağlar kıl kökünün ışığı emdiğini söylüyor bize. Kullanılmaması gerekenler var. Burada bizim cilt rengimiz ve tüy rengimize göre hangi tonlarda kullanabiliriz. Eğer cildiniz maalesef koyu kahve ve çok siyahsa maalesef bu cihazı kullanamıyorsunuz. Ya da tüy renginiz açık altın sarısı, kızıl ya da beyaz gri ise yine bu cihazı kullanamıyorsunuz. Ve dikkat etmemiz gereken önemli bilgiler burada. Hamileyseniz veya emziriyorsanız cihazı asla kullanmayın diyor. Aktif implantlarınız varsa cihazı asla kullanmayın diyor yine. Devam edelim. Burada kullanılmaması gereken diğer durumları anlatıyor. İlaçlar tıbbi geçmişler. Yine siz buna incelersiniz bir bakarsınız. Ee, örneğin yeni bir ameliyat geçirdiyseniz kanama bozukluğunuz varsa diyor. Bu cihaza kullanmayın. Bunun dışında yanık, egzama, kıl köklerinde iltihaplanma ya da açık yara varsa yine kullanmayın. Tahriş olmuş bir cildiniz varsa burada da kullanmayın. Dövme kalıcı makyaj uygulanmış alanlarda da kullanmayın. Nerelerde kullanmalıyız, nerelerde kullanmamalıyız burada anlatıyor biz aslında. Göz çevresinde, kaşların yakınında, dudaklarda, meme uçlarında gibi buralarda da burun deliklerinde kullanmamamız gerektiğini bize detaylı bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. Uygulama süreci önemli bir süreç arkadaşlar. İlk uygulama bakınız 0. hafta. Daha sonra her iki haftada bir yapılması gerekiyor. Daha sonra Cihazın kullanım süresi ayda bir artık 6 haftadan sonra ise ihtiyaç duyulduğunda kullanılması gerekiyor ve 6 haftadan sonra cihazı kullandığınızda uzun süre tüylerin çıkmayacağını ve tüylerin büyümesinde önemli bir azalma görmeniz gerektiğini bize söylüyorlar. Cihazı kullanmadan önce cildinizi hazırlayın diyor birinci olarak. Ne demek istiyor aslında? Tüylerimizi almamız, Tüylerimizi nasıl alacağız? Burada resimde görüldüğü gibi bir jiletle tüylerimizi tıraş edeceğiz. Mesela ağda epilasyon veya tüy dökücü kremler kullanmayın. Çünkü bu yöntemler tüyleri köklerden çeker ve IPI sürecini istenmeyen bir şekilde engeller diyor. Bize tıraş etmemizi öneriyor. Sonrasında da cilt testi ve tüy testi yaparak cildimiz için doğru yoğunluğu seçerek cihazı kullanmamızı belirtiyor. Şimdi cihaz nasıl açılıyor? Modlar arasında geçiş nasıl oluyor? Bunu gösteriyorum. Adaptörü bağladım. Üzerinde bir burada tuş var, bir de yanda tuş var arkadaşlar. Cihazı açmak için yandaki tuşa 2 saniye basılı tutuyoruz. Açıldı ve HR modunda çalışmaya başladı. HR modu epilasyon modu. Yine yandaki tuştan HR modunun kademesini ayarlıyoruz birinci kademe ikinci kademe 3 4 5 ve 6 kademe daha sonra tekrar en başa dönüyor birinci kademeye dönüyor. HR modu epilasyon modu cihazın ve bu epilasyon modunda manueli ve otomatiği var Manuelde şu anda manuel ve otomatik arasında geçiş yapmak için ise şu tuşa 2 saniye basılı tutmamızı söylüyor bastığımda manuelden otoya geçti arkadaşlar tekrar bastığımda yine manueli alabiliyoruz. HR modundan SR moduna yani cilt yenileme, cilt gençleştirme moduna geçmek için ise şu iki tuşa aynı anda basıyoruz 2 saniye boyunca. Bastım. Bastım şu anda SR moduna geçiş yaptı. SR modunun sadece bir yoğunluk derecesi var. Cihazı kapatmak için ise tekrar şu andaki tuşa basılı tutuyoruz. Ve geri saymaya başlıyor. 5, 4, 3 bu şekilde Kapanıyor arkadaşlar. Sıradaki sayfamızda ise kullanım sırasında nasıl kullanmamız gerektiğini anlatıyor. Öncelikle diyor ki bu pencereyi temizleyin. Fişi takın adaptöre bağlayın. Cihazı açın ışık yoğunluğunu seçin. Ve cildinize şu şekilde 90 derece dik tutun diyor. Eğer eğdirirseniz şöyle eğimli tutarsanız ışık sızacağından cihazla cildiniz arasında boşluk olacağından cihaz düzgün bir şekilde çalışmaz. Yine önemli bir konuya değinilmiş burada uygulama takvimi. Bakınız başlangıç. Daha sonra 2 hafta sonra, 4. haftada, 6. haftada, 8. haftada cihazı kullandık. Daha sonra artık 12. haftada ve 16. haftada kullanacağız. Bu şekilde 4 ayın sonuna geleceğiz. Cilt yenileme için ise cihazın her 3 günde bir kullanılmasını öneriyor. Kullandıktan sonra peki ne yapacağız? Cildimizi IPL uygulamasından sonra uygulama yapılan bölgeye losyon krem veya yani nemlendirici diyor ki güvenle uygulayabilirsiniz. Tıraştan veya IPL'den sonra cilt kurulu ya da kaşıntı olabilir. Bunun için neler yapmanız gerektiğini söylüyor size. Ve cihazın tabii ki temizleyip saklanması gerektiğini anlatıyor. Sıkça sorulan sorulara bakacak olursak birkaç tane bilgi seçelim. Örneğin diyor ki bu cihaz erkekler için uygun mu? Kesinlikle cihazlarımız hem erkekler hem de kadınlar için uygundur. Cihaz adaptör kullanım sırasında neden ısınıyor? Bu normaldir diyor. Cihaz ışık yaydığında büyük miktarda enerji üretir ve bu da cihazın ısınmasına sebep olur. IPA cihazını bronzlaşmadan önce veya sonra kullanabilir miyim? Yakın zamanda bronzlaştıysanız cihazı kullanmadan önce 2 hafta beklemenizi öneririz. Cihazınızı kullandıktan sonra ise bronzlaşmak için 48 saat beklemelisiniz. Cihazınızı kullanırken teninizde suni bronzluk olmamalıdır diyor. Bu şekilde ayrıntılı detaylı bir kılavuz hazırlamışlar. Şık tasarımlı da bir cihaz zaten ve diğer markalara göre gerçekten uygun fiyatlı. Eğer vaat ettiklerini gerçekleştirebiliyorsa yani 6 haftadan sonra pürüzsüzlük uzun süre devam ediyorsa ileriki haftalarda sadece ihtiyacımız olduğunda çok nadiren 2-3 ayda bir kullanmamız gerekiyorsa parasını çok çok fazlasıyla hak eden bir cihaz olacaktır zaten. Biz de cihazı sizin için deneyeceğiz. Kullanma kılavuzunda yazdığı haftalarda Kılavuzu uygun bir şekilde kullandıktan sonra ileride tekrar sonucumuzu paylaşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.